Hayal Tiyatro'ya konuk oldu. Oyunumuzun adı Günahkar. Konumuz tabii ki kadın. Elbette. Ama nasıl bir kadın? Bu oyun ne anlatıyor bize? Tek perde mi? Türü nedir? Birazcık bilgilendirelim istiyorum. Bir de arkadaşlarımızı bilgilendirelim. Tabii ki. Oyunumuzun yönetmeni yazarı Ergin Kılıkçer. Oyunumuz tek perde, 60-70 dakika arasında ve kadın temalı. Bir kadının çocukluğundan bugüne yaşadığı travmalarla dönüşmesini anlatıyoruz. İki kişilik bir oyun. Sahnede iki kişiyiz ama belki de çok kişiyiz. Evet. Orası sürpriz olsun. Duygular çok. İki çok kişi fazla. Ama görünürde çok kadın var sahnede. Çok kadın gibi. Var. Çünkü yaşanmışlıklar çok fazla. Ve bir akıl hastanesinde bu kadınlar. Deprem oluyor. Akıl hastanesinde birbirleriyle tanışıyorlar. Hı hı. Gerisi de seyircilerimiz izlerken kendileri öğrensinler. Sürpriz olsun istiyoruz. Evet. Merve Işık. Evet. Vallahi oyun çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz. Ve birçok kadın kendini bulacak oyunda. Eminim. Çünkü toplumda yaşanan olayları anlatıyor. Yani aslında yabancı değiliz birçok şeye. Hani baskısı, hani sadece şiddet şey değil. Temaslı olan bir şiddet kadına değil. Kadına dair pek çok şey. Evet. Diyelim, değil mi? Kadına sadece kadın da yok aslında. Herkesin bir şey bulabileceği. Kesinlikle. Hı. Yani şiddetin kadını veya erkeği yok. Ama bizim oyunumuz biraz daha kadınlar için sosyal mesajı olan ve farkındalık çok yarattığı, yaratılan bir oyun. Biz çok heyecanlıyız. Seyircilerimizden de çok güzel tepkiler alıyoruz ve inşallah bugün siz de çok beğenirsiniz. Teşekkür ederiz sevgili Aysun Artu, Merve Işık. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sizler sağ olun. Yanımız açık olsun diyeyim. Çok heyecanlı sağ. Oyununuzu bekliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de heyecanla, sabırsızlıkla akşamı bekliyoruz. Burası? Burası Perdesiz Tiyatro. Tiyatro. Yer Değirmeni'nde. Yeni bir tiyatro. Pandemi döneminde açılmış ama çok güzel. Pandemi döneminde de aralıksız oyunlarını sergilemişler. Ara ara tabii burada da yine oynamak istiyoruz. Gerek sahipleri İskender Beyler, gerek ekibi gerçekten çok yardımcılar, sanatsever insanlar. Evet, çok evet. Da sıcak bir ortam var. Diğer tiyatrolarda da oynayacağız kesinlikle. Bizi takip etmeyi unutmasın izleyicilerimiz. Günahkar Astre Tiyatro Oyun Instagram adresimizden. İstanbul Hayal Tiyatrosu. İstanbul Hayal Tiyatrosu. Evet, ben Aysun Aru. Şahsi Instagram adresim var. Merve Işık Yerlikaya. Yerlikaya, evet. Oldu o zaman. Arkadaşlar yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. O bir kazaydı! O bir kazaydı! O bir kazaydı! O bir kazaydı! İyiydi. Baksana, buradan kurtulmak isteyen kim? Mutlu musun burada? Evet. Gayet keyfim yerinde. Şaka mı yapıyorsun? Tavan üstümüze çökmek üzere. Sen mutlusun yani. Evet. Ayrıca biliyor musun? Herkesi kandırabilirsin ama beni asla kandıramazsın. Kimseyi kandırdığım falan yok benim. Niye? Bence küçük bir depresyonda kendini kaybettin diyelim ha? Aa, şimdi de bayan psikolog ha? Sen ve senin gibileri çok iyi tanıyorum ben. Uzattı ellerini. Seni affediyorum. Seni affediyorum. Bana aileme yaptıklarına rağmen seni affediyorum dedi. Biliyorum. O bir cinayetti. Sen benim tipimi beğenmedin tatlım. Uzaktır benden. Bu tarafa geçme. Burası benim alanım. Bir dakika. Ben bunu nasıl anlayacağım? Neyi nasıl anlayacağım? Yani senin alanın oldu. Ortada bir duvar yok. Bak çizgi de yok. Ben bunu nasıl anlayabilirim ha? Masa ortada işte, görmüyor musun? Masanın o tarafı senin alanın, burası da benim alanım. Bunu anlamak bu kadar zor mu? İyi tamam. Ayrıca niye bu kadar gerginsin? Gergin falan değilim. Sesinde öyle bir tını var ama. Nasıl? İyi malum. Ne yaptım yine, ne yaptım? Ama yeter artık ya.
Boğmaya başladın beni. Nefes alamıyorum zaten daptar yer. Bu odada tıkılı kaldık. Bir boğulmaktan mı bahsediyorsun? Ha? Sıktın beni. Sıkmaktan ha? Şimdi çözülmeye başladık demek. Ne çözülmesi? Hiçbir şey anlamıyorum. Kes kes saçmalamayın. Hiçbir şey anlamıyorsun ha? Herkesin buna benzer bir hikayesi vardır. Çocukken hayvanlardan korkardım. Çok sevmezdim onları. Hem attın tuttu. Nereye? Gel. Ha. Daha yeni başlıyoruz, otur. Bence çeneni kapasan iyi olacak.